Selamun aleyküm. Allah geceniz hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Evet, zikirle alakalı sohbetlere devam ediyoruz. Bununla alakalı sohbetleri Allah izin verirse biraz daha böyle düzenli, sistemli götürmeyi düşünüyorum. Ardından zikrin faziletleriyle alakalı sohbet bittikten sonra cehri zikirle alakalı kafalarda soru işareti, yok işte hafi miydi üstündü, yok cehri miydi üstündü, şu muydu üstündü, bu muydu üstündü, ardından bunlara geçmeyi inşallah düşünüyorum. O yüzden bu birkaç ders daha ne kadar devam edecek bilmiyorum. Zikrullah'ın faziletleri, faziletler bittikten sonra zikrullahın bu noktada nasıl olması gerektiği ve nelerin olmaması gerektiği, ondan sonra da inşallah cehri zikrullahla alakalı sohbetlere devam edeceğiz inşallah. Tabii malum bizim bu noktada en önemli durduğumuz nokta Kur'an ve sünnete tabi olma. Din Kur'an ve sünnet ise ki öyle, o zaman yapılan her şey dinsel manada, ibadet açısından her şeyin Kur'an ve sünnete uygun olması gerekir. O meselenin ama Kur'an'dan ama sünnetten bir temeli olması, ama Kur'an'dan ama sünnetten bir delili olması gerekir. Eğer söz konusu olan din ise. O yüzden her şey belki de Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışanlar için Kur'an-ı Kerim'den çıkarılamamış olabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim ilahi bir kitap. İlahi bir sır. Bu sırrı Cenab-ı Hak zaman içerisinde Müslümanlara bahşediyor. Bazı meseleler, bazı hadiseler olabilir. Bunun sünnetten karşılığı olabilir. Müslümanlar onu eğer Kur'an'dan karşılığını bulamadılarsa bu Müslümanların eksikliğidir. Müslüman ilim adamlarının yetişmemesiyle alakalıdır. Yoksa bu böyle Kur'an'da bir şey yok, ibadetsel açısından, dini açısından, hayatın içerisinde, yürüyen hayat akışı içerisinde Cenab-ı Hak kitabında ve sünnet-i Resulullah'ında her şey bize bahşetmiş. Ahzab suresi ayet 41-42. Ey iman edenler! Allah'ı çok zikredin. Onu sabah akşam teşbih edin. Ahzab ayet 41 ve 42. Cenab-ı Hak diyor ki Allah'ı çok zikredin. Bu kesin emir. Bu ileriki sohbetlerde bunu belki de tekrar işleyebiliriz. Bununla alakalı başka bir ayet-i kerimede de diyor ki münafıklar Allah'ı az zikrederler. Bakın ayet-i kerimede Ahzab'da Allah'ı çok zikredin diyor. Başka bir ayet-i kerimede de münafıklar ancak Allah'ı az zikrederler diyor. O yüzden Cenab-ı Hak bize emrediyor ki kalbimizle, dilimizle, aklımızla, hareket tarzımız, fiiliyatımızla devamlı Allah'ı zikredenlerden olacağız. Teşbih etmek, sabah akşam teşbih et, bunu ilk tefsirciler bu ayeti kerimeyi sabah akşam namaz kıl veya sabahla ikindi namazını kıl olarak tefsir etmişler. Ama teşbih etmek bir şeyi bir şeye benzetmek. Hani derler ya teşbihte hata olmaz. Cenab-ı Hak insanları ve cinnileri kendisini zikretsin, tesbih etsin. Teşbih etsin. Teşbih etsin. Ve tenzih etmek için yarattı.
O zaman teşbih etmek Allah'ın sıfatlarının üzerinde tefekkür etmek, düşünmek. Allah'ın sıfatlarının işleyişine, Allah'ın sıfatlarının tecelliyatına müptela olmak. Bunu anlamaya çalışmak. Bunu idrak etmeye çalışmak. Bu da zikrin içi. Hani tefekkür etmek, 80 yıllık nafile ibadet etmekten Allah'ın sıfatlarının üzerinde, Allah'ın yarattıklarının üzerinde tefekkür etmek 80 yıllık ibadetten, nafile ibadetten evladır. Bu tefekkürün üzerinde o müminler, o kullar Allah'ın sıfatlarının çalışmasını, Allah'ın sıfatlarının tecelliyatının üzerinde tefekkür edecekler. Sabah akşam zikret, Allah'ı çok zikret ve sabah akşam teşbih et. Ara verme. Sen devamlı zikirle iştigal et. Senin her halin zikrullah üzerine olsun. Bunun içerisinde tabi farz ibadetler. Bunun içerisinde muhakkak ki haramlardan uzak durmalar bu zikrullah şemsiyesinin içerisinde. Hadis-i şerifte de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki kim bir yerde oturur ve orada Allah'ı zikretmezse Allah'tan ona bir noksanlık vardır. Kim bir yerde oturdu, orada Allah'ı zikretmedi. Allah'tan ona bir noksanlık vardır. O eksik yaptı. O eksik bir hayat yaşadı. O eksik bir zaman geçirdi. Bir yerde oturdu, Allah'ı zikretmedi. Herhangi nerede olursa olsun, bir yerde oturduğunda, bir işle iştigal ettiğinde, bir şey yaptığında Allah'ı zikredecek. Ne yaparsanız yapın, Allah'ı zikirden uzaklaşmak yok. Devam ediyor. Kim bir yerde yatar, orada Allah'ı zikretmezse ona Allah'tan bir noksanlık vardır. Kim bir yerde yattı, uzandı, dinleniyor veya gece oldu yatıyorsun. Eğer yattığın yerde Allah'ı zikretmezsen sana bir noksanlık var. Sen noksan hareket ettin, eksik hareket ettin. Devam ediyor. Kim bir müddet yürür ve bu esnada Allah'ı zikretmezse ona Allah'tan noksanlık vardır. Bu hani siz ayaktayken, yanlarınızın üzerine yatarken, otururken Allah'ı çokça zikredin ayeti kerimesinin tefsiri gibi. Demek ki bir mümin günlük hayatını yaşarken zikirsiz bir zamanı olmayacak. Yürüyorsun, Allah'ı zikredeceksin. Eğer yürürken Allah'ı zikretmezsen bir noksanlık ulaştı sana. Yatıyorsun, Allah'ı zikredeceksin. Oturuyorsun, Allah'ı zikredeceksin. Dikkat edin, insanın üç hali var burada. Fiili hali. İnsan oturur, insan yürür, insan yatar. İnsanın üç fiiliyatı var, dolu dolu. Biz ya yatıyoruzdur, ya oturuyoruzdur, ya da yürüyoruzdur. Üçünden birisi. Üçünden birisi. Üç hal üzerineyiz. Tefekkür edin, üç hal üzerineyiz. Ya yatıyoruz, ya oturuyoruz, ya da yürüyoruz. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri üç insanın üç halinin üzerine diyor ki eğer bu üç hal üzerinde Allah'ı zikretmezse ona bir noksanlık vardır. Hadis-i şerif bir mecliste oturup da Allah'ı zikretmeyen bir topluluk yoktur ki kıyamet gününde hüsrana uğramasın. Eğer bir mecliste bir toplulukta oturursanız orada muhakkak Allah'ı zikredeceksiniz. Bu neresi olursa olsun Allah'ın zikredilmediği bir mecliste oturduysan ve sen de orada zikretmediysen kıyamet gününde o meclisten senden hesap sorulacak. Başka bir hadis-i şerifte hemen arkasında
Ademoğlunun emri bil maruf veya nehil münker veya Allah-u Teala Hazretlerine zikir hariç bütün sözleri lehine değil aleyhinedir. Ya bir yere gittiğinizde Cenab-ı Hakk'ın emirlerini tebliğ edeceksiniz ya da bir yere gittiğinizde haram işleniyorsa insanları onlardan nehyedeceksiniz ya da Allah'ı zikredeceksiniz. Üçü, bunun haricinde olan her şey Adem oğlundan hesaba çekilecek. Adem oğlu hepsinden hesap verecek. Hepsinden hesap verecek. Hesap vermediği bir zaman, bir an olmayacak. Muhakkak ki, muhakkak ki bu üçünün haricinde insan hayatında bir şeyin olmaması gerekiyor. Geri kalan ne yapacak? Hesaba tabi olacak. Allah muhafaza eylesin. Sonraki ayeti kerimede diyor ki, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah rahmet bahşeder. Melekler de dua eder. Allah müminlere çok merhametlidir. İşte siz Allah'ı çokça zikrederseniz, onu sabah akşam teşbih ederseniz, Cenab-ı Hak sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Cenab-ı Hak sizi nuruyla nurlandırır. Cenab-ı Hak sizi bereketlendirir. Cenab-ı Hak diyor ki rahmet bahşeder Allah ona. Allah'ı kim çokça zikretti, sabah akşam teşbih etti, o günlük hayatında, gün içerisinde zikirden hiç geri kalmadı. Allah'ın nurunu birbirine tamamladı. Namazdan namaza niyet etti. Arasında Allah'ı zikretti. Otururken Allah'ı zikretti. Yolda yürürken zikretti. Yatarken zikretti. O üç hal üzerinde de zikretti. Cenab-ı Hak diyor ki ona rahmetini bahşeder. Onu karanlıktan aydınlığa çıkarır. Hemen ardından müjdeyi Cenab-ı Hak müjdeli veriyor. Karanlıktan aydınlığa çıkarır. Melekler ona dua ederler. Bu hal üzerine olan bir kimsenin üzerine melekler dua ederler. Melekler ona dua eder. Devam ediyor. Allah müminlere çok merhametlidir. Cenab-ı Hak o zikrullah ile iştigal eden o müminlere çok merhametlidir. Onlara karşı merhametini ne yapar? İcra eder. Açar. O yüzden onunla alakalı Cenab-ı Hak her ne varsa ne yapar? Onlara bahşeder. Bütün ulema hemfikir olmuş. Allah'ı zikretme hususunda delillerden başka hiç kimsenin özrü kabul edilmemiştir. Bir kimse ya delidir, yani sorumlu değildir. Ya da o kimse zikrullah'tan sorumludur. Zikrullah'tan sorumlu olmayan kimselerin akli dengelerinin olmaması gerekir. Ya iman ehli değildir ya da akıl ehli değildir. İman ehli ve akıl ehli ise o kimse zikrullah'tan sorumludur. O kimse zikir yapmamaktan sorumludur. Cenab-ı Hak bizleri ayaktayken, otururken, yan yatarken, çalışırken, yerken, içerken, günlük işlerimizi yaparken hastaymış, fakirmiş, sağlıklıymış, zenginmiş, arabası varmış, katı varmış, alimmiş, zalimmiş, padişahmış, sultanmış, ayırmıyor. Şeyhmiş, ayırmıyor. Hatta peygamberleri dahil buna. Hani bir peygambere sus, konuşma yasağı kondu. O zikrullahı da bırakınca Cenab-ı Hak ikaz etti. Ben sana sus dedim, benim zikrimi bırak demedim dedi. Ben sana konuşma yasağı koydum dedi. Sana zikir yasağı koymadım.
O zaman her halükarda gizlimiş, açıkmış, durumuna göre, yerine göre Allah'ın zikredilmediği bir an, Allah'ın zikredilmediği bir zaman olmayacak. Zikirle iştigal edecek o kimse. Kardeşler, sufilik bu manada Allah'ı zikretmenin üzerine kurulur. Sufilik laylaylon değil. Bir şeyhe bağlandım, işim bitti, öyle bir şey değil. Vay, biz işi bitirdik ya, tamam, öyle bir şey değil. Son nefesine kadar zikirle hemhal olmak. Son nefesine kadar Allah'ı zikirle berdevam olmak. Son nefesine kadar Kur'an ve sünnet dairesinde mücadeleye devam etmek. Son nefesine kadar nefisle mücadeleye devam etmek. Son nefesine kadar haramlardan uzak durmaya devam etmek. Son nefesine kadar mümince yaşamaya devam etmek. Son nefesine kadar zikir halakalarına devam etmek. Son nefesine kadar günlük virdini çekmeye devam etmek. Ben 5 yıllık oldum, 20 yıllık oldum, 10 yıllık oldum, 30 yıllık oldum, geç bunları. Sen son nefesine kadar bu hal üzerine devam et. Son nefesine kadar kendini berdevam et. Allah'ın zikir kapısında tut kendini. Oldum derdine düşme. Bitti derdine düşme. Allah'ı zikretmeye devam et. Kim zikrullahı terk etti, bilsin ki Allah da onu terk etti. Kim zikrullahı kesti, bilsin ki Allah da onunla irtibatı kesti. Bilsin ki Allah da onunla irtibatı kesti. Kim Allah'ı unutursa, Allah da onunla irtibatını keser. Kim Allah'ı boş varsa, Allah onunla hususi manada ilgilenmez. Tabiri caizse Allah da onu boşlar. Hani hadis-i şerif, hadis-i kutsi var ya, kim Allah'a kavuşmayı dilerse Allah da ona kavuşmayı diler. Bunun tersi, hadis-i kutsi devam ediyor. Kim Allah'a kavuşmayı dilemezse Allah da ona kavuşmayı dilemez. Bir adım gelene Cenab-ı Hak 10 adım gelir. Biz bir adım gitmekle mükellefiz. Gitmekle mükellefiz. Zikrullah'ta öyle bir hal vardır ki, zikrullah'ta öyle bir hal vardır ki, onu normalde akıllar, onu normalde diller, o sırrı anlamaya yetmez, anlatmaya yetmez. O ancak o hal ile hallenmekle mümkündür. O yüzden normalde hiç kimse, hiç kimse ama hiç kimse göz göre göre Cenab-ı Hakk'ın merhametine ve rahmetine sırtını dönemez. Allah'ı zikretmek Allah'ın rahmeti ve bereketidir. Çünkü geçmiş derslerde konuştuk. Kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder. Kim Allah'ı zikrederse. Ankebût suresi ayet 45. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, vahyolan kitabı oku. Sana vahyoldu bir kitap. Onu oku. Devam ediyor ayet-i kerime. Namazı dosdoğru kıl. Şüphesiz ki namaz insanı fuhuş ve kötü şeylerden alıkoyar. Devam ediyor ayet-i kerime. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. En büyük iştir. Allah ne yaptığınızı çok iyi bilir. Cenab-ı Hak tasnif ediyor. Tasnif ediyor. Bu ayeti kerime zikrullahın en büyük iş olduğuna dair delil. Kur'an-ı Kerim okumaktan da, namaz kılmaktan da,
Allah'ı zikretmek daha faziletli olduğuna delil. Hani bazıları böyle Allah'ı zikredenleri küçümsemek için Kur'an-ı Kerim'den de mi üstündür Allah'ı zikretmek dediklerinde evet denilecek ayet-i kerimedir bu. Eğer Allah'ı anmak en büyük iştir dediyse Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde Allah'ı anmak en büyük iştir. O Kur'an-ı Kerim'i okumaktan da faziletlidir, namaz kılmaktan da faziletlidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim okumak için belirli bir ritüel gereklidir. Abdestli olman gerekir. Namaz kılman için belli bir ritüel gerekir. Abdestli olacaksın. Kıbleye yöneleceksin. İçinde ve dışında farzları var. Allah'ı zikir için hiçbir ritüel şartı yoktur. Ola ki birisi namazdan fari olabilir. Yani kör kütük o kimse hastadır. Ayağa kalkamayacak haldedir. Ehli fetva onu namazdan feragat ettirir. Bir kimse kendi başına abdest alamayacak noktada ise elini kolunu oynatamıyorsa ehli şeriata göre namaz ondan sakıt olur. Bir kimse abdesti yoksa, bu şekilde abdest alamıyorsa Kur'an-ı Kerim okumaktan sakıt olur o kimse. Ama bir kimsenin ne halde olursa olsun sakıt olamayacağı bir ibadet vardır. Bu Allah'ı zikretmektir. Hangi halde olursanız olun, aklınız yerindeyse siz Allah'ı zikretmekle mükellefsiniz. Kadınlar belirli zamanlarda namaz kılamazlar. Belirli zamanlarda namaz kılamadığı gibi Kur'an-ı Kerim de okuyamazlar. Ama Allah'ı zikretmekle mükelleftirler. Erkeklerin de belirli zamanlarda namaz kılamadığı, Kur'an-ı Kerim okuyamadığı zamanlar vardır. Gusletmesi gerekiyordur. İki namaz vakti arasında gusüllü, gusülsüz geçirebilir o kimse. Bu esnada Allah'ı zikretmekle mükellef. O esnada bakın o kimse Kur'an-ı Kerim okuyamaz. O kimse o esnada namaz da kılamaz. Gusletmesi gerekiyordur. Gusül icap etmiştir çünkü. Ama o esnada o Allah'ı zikretmekle mükelleftir yine. Allah'ı zikirsiz geçiremez. O yüzden Allah'ı zikretmek Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle en büyük iştir. Ve namazdan da Kur'an-ı Kerim'den de ayrı bir ibadettir. Kur'an zikrullahın şemsiyesinin içerisinde altındadır. Namaz da zikrullahın şemsiyesinin altındadır. Bütün iyilikler zikir şemsiyesinin altındadır. Kötülüklerden kaçınmak da zikir şemsiyesinin altındadır. Ama bunların içerisinde en faziletlisi Allah'ı zikretmek. Bu Allah'ı zikretmek, bunların da içerisinde en faziletli zikir La ilahe illallah demektir. En faziletlisi de La ilahe illallah demektir. O yüzden Allah'ı zikretmek en büyük iştir. O yüzden arkadaşlar Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ne Cenab-ı Hak diyor ki ey Muhammed sen bu sana vahyettim Kur'an'ı oku. Vahyettim Kur'an'ı oku demek sen bu Kur'an'ın hükümlerini insanlara anlat. Sen bu Kur'an-ı Kerim'de anlatılanları, Kur'an-ı Kerim'de verilen mesajları bütün insanlara tebliğ et. Bu aynı zamanda bütün Müslümanlara farz olan ibadettir. Müslümanlar Kur'an'ı bir başkalarına tebliğ etmekle mükelleftir. Hepimiz birbirimize nasihat etmekle mükellefiz. Müslümanlar kendi Müslüman kardeşlerine Kur'an'ı nasihat ederler. Kur'an'dan haberi olmayan kimselere de Kur'an'ı tebliğ ederler. Kur'an müminlere nasihat edildikten sonra onlara namaz tebliğ edilir, namaz kılmayanlar için.
Namaz dinin direği, namaz müminin miracı, namaz en son yıkılan kale hadis-i şerifte. Bir kimsenin namazı yıkılırsa o kimsenin dini yıkılır. Bir kimsenin namazı yoksa bu hadis-i şeriften o kimsenin dini kalmaz. Tehlikeye gider. Yavaş 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 yıkılmaya başlar. Biz namazı kasten terk eden bir kimseyi imansız görmeyiz. Asla. Ama o çok büyük bir günah kebairin içindedir. Bu namazın en önemli özelliği namaz kılanın o kimseyi kötülüklerden alıkoyması. Eğer namaz kılan kimse kötülüklerden alıkonmuyorsa, eğer namaz kılan kimsenin dilinde gıybet, iftira, dedikodu var ise, namaz kılanın ahlakı, İslam ahlakı değil ise, o kimse gerçek bir şekilde namaz kılmıyor. Ayet-i kerime bu. Namaz sizi fuhuştan, fahşiyattan ve kötülüklerden alıkor. Namaz o kimseyi kötülüklerden alıkoymalı. Namazın o kimseyi kötülüklerden alıkoyması demek, namazı öylesine kılacak ki teslim olmuş olacak. Namazı öylesine kılacak ki kendisini Allah'ın huzurunda görecek. Namazı öylesine kılacak ki namaz onunla hemhal olacak. Namazını öyle kılacak ki o namaz haline gelecek. O namaz haline gelecek. Ve namaz o gidebildiği kata, gidebildiği yere kadar gidecek. Bu o kimsenin ahlakıyla alakalı. Bu o kimsenin kendi faziletiyle alakalı. Ve bunların muhakkak bunlardan eksiklikler olacak. O yüzden namazın arkasından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri tesbihat koydu. 33 tane elhamdülillah, 33 tane subhanallah, 33 tane Allahu Ekber koydu. Namazın içerisindeki eksiklikler, namazın içerisinde bizim tadili erkanla yapamayışlarımızı namazın arkasındaki bu tesbihat tamam edecek onu. Eksikliklerini tamamlayacak. Ve namaz miraç olacak. Kıymetli dostlar, şeyhlerinin vermiş olduğu virti çekip namazların ardından Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin tesbihatını çekmeyenler bu noktada bidat işliyorlar. Sünnet-i Resulullah'ı terk etmek bidattır. Namaz kılanlar muhakkak ki namazın sonunda bu 33 tesbihatlarını çekecekler. Namazını kıldın, bu 33 tesbihatları çekeceksin. Çekeceksin. Namaz arkası dersim var benim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin dersini nereye koydun? Bir şeyhin dersi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin virdinin önüne geçemez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin virdini bırakıp şeyhinin virdini çekiyorsa bir kimse hatadadır, yanlıştadır, vartaya düşmüştür. Vartaya düşmüştür. Bu vartadan kurtulması gerekir. Bu hangi şeyh olursa olsun, hangi mürşit olursa olsun, hangi kamil zat olursa olsun, kim olursa olsun. Namaz insanı kötülüklerden alıkoymalı. Ve namaz o kimse için önemli bir ibadet olmalı. Namazı asla terk etmemeli. Ve namaz da kendisini barıştırmalı. Namaz da kendisini ne yapmalı? Bu noktada intibat sağlamalı. Ardından ayet-i kerime müthiş. Ardından diyor ki Allah'ı zikretmek en büyük iştir. İşte bunlar o kadar önemlidir, önemlidir. Ama Allah'ı zikir var ya, o bunların da üstünde. Bunlardan da önemlidir. Allah bizi öyle olanlardan eylesin. Amin. Allah'ı zikretmekle alakalı hani Selman-ı Farisi'ye de sormuş birisi.
Amellerin hangisi en yüksektir, en üstündür? Ona verdiği cevap şu: Kur'an'ı okumuyor musun? Selman'ın Farisi'nin verdiği cevap: Kur'an'ı okumuyor musun? Elbette ki Allah'ı zikretmek en üstün ibadettir. Onu zikretmekten daha üstün bir ibadet yoktur demiştir. En önemli vurucu söz. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah bu konuyla alakalı müthiş bir şey söylüyor. Diyor ki Allah'ın sizi anması sizin onu anmanızdan daha büyüktür. Bu ayeti kerimeyi soruyorlar. Diyorlar ki ona, Allah'ı zikretmek en büyük iştir ibadetiyle, ayetiyle alakalı ne buyurursun? Ashabın alim zatlarından dört Abdullah'tan birisi zeki, belagatı çok kuvvetli, Arapça diline hakim buyurduğu şey şu: Allah'ın sizi anması sizin onu anmanızdan daha büyüktür. Demek ki kim Allah'ı zikrederse o bahsettiğim ayeti kerimeye, geçen derste bahsettiğimiz ayeti kerimeye atıfta bulunuyor. Kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder. Asıl burada hayrete düşürecek iş Allah'ın onu zikretmesidir. Asıl tefekkür edilmesi gereken şey Allah'ın o kimseyi zikretmesidir. Asıl düşünülmesi gereken, asıl üzerinde odaklanılması gereken şey o. Allah bizi muhafaza eylesin inşallah. Son söz. Hadis-i şerif, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor. Kulun kıldığı namaz ve o namazın içinde Allah'ı anması, namazın okulu fuhuş ve kötü şeylerden alıkoymasından daha büyüktür. Efendimiz şöyle buyurmaktadır: sizce amellerin en hayırlısını, Allah katında en temiz olanını, derecenizi en iyi yükselteni, sizin için altın ve gümüş infak etmekten, düşmanla karşılaşıp ölmeniz ve öldürmenizden daha hayırlısını haber vereyim mi? Sahabe, o nedir ya Resulallah diye buyurdu. O da Allah'ı zikretmektir dedi. Kıymetli dostlar, Allah'ı zikretmek ibadetlerin en evlası, en üstünü, en hayırlısıdır. Bu noktada İslam ulemasının içerisinde bir ittifak vardır. Bu ittifak bizleri Allah'ı zikirle hemhal olmaya yöneltir. O yüzden her daim Allah'ı zikredenlerden olacağız ve zikirle hemhal olanlardan olacağız. Asla zikir üzerinde, zikretmek üzerinde herhangi bir şekimiz, şüphemiz, bunun üzerinde herhangi bir kendimizce acabamız, soru işaretimiz olmayacak. Cenab-ı Hak bizi onlardan eylesin inşallah. Konuyla alakalı arkadaşlardan kısa da olsa soru alalım. Alabilirsin. Ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde ses gelmedi. Ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde onların uykusunun bile ibadet olduğu ve çeşitli fiillerin de Allah'ı zikir olduğundan bahsediliyor. Allah'ı zikretmek sadece la ilahe illallah, Allah veya Allah kelamları söylemek midir? Allah'ı zikretmenin içerisine neler dahildir? Mesela
Allah'ı zikretmemek nedir ki Allah'ı zikretmeyi anlayalım? Yani ortada bir Allah'ı zikretmek diye bir kavram var. Ama mesela biz onu sadece la ilahe illallah Allah demekle sınırlıyorum ben kendimce. Bu sefer çalışıyorum, iş yaparken Allah'ı zikretmek aklımdan gittiği zaman ben Allah için çalışmamış, evime rızık götürürken Allah için gayret etmemiş mi oluyorum? O halim zikirsizlik mi oluyor? Veya insan cinsel ilişkiye girdiği zaman bu noktada üremek için Allah adına hayırlı nesil sahip olmak istediği takdirde o cinsel ilişkide Allah'ı zikretmiyorsa içerisinde veya bunun dışındaki hayatında yaşadığı bütün anlarda böyle bir zikirsizlik yani la ilahe illallah veya Allah demiyorsa bu onun zikirsiz kaldığı anlamına mı gelir? Allah'ın zikrinin dışı neresidir? Bitti. Soru bitti mi? Bitti. Ehli sufi her hale bakarken, her şeye bakarken bazı zamanlarda üç veçeden bakar. Üç hal üzerinden bakar. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Allah'ı zikri de bu üç hal üzerinde değerlendirebiliriz. İlmel yakin derecesinde değerlendireceksek bir kimse namazını kıldı, bir dahaki namaza niyetlendiyse iki namazın arası ibadetle zamanını geçirmiş hükmündedir. Hadis-i şerif de sabittir. Bunda bir sıkıntı yoktur. Bu ehli şeriatın durduğu noktadır. Ehli şeriatın durduğu nokta o kimse sabah namazını kılar, sabah namazını kıldıktan sonra Allah'ı hatırlayıp hatırlamaması, Allah'ı anıp anmaması, onun bu noktada kendince mümessilliği yoktur, bir mecburiyeti de yoktur. Öğlen namazına kadar geçirdiği zaman onun için ibadet etmiştir. Yatsı namazını kılar, sabah namazını niyet eder, geceyi ibadette geçirmiş hükmündedir. Bunda bir sıkıntı yoktur. İlmel yakin noktası burasıdır. Hiçbir problem yoktur. İlmel yakin noktasıdır. Bir kimse namazını dosdoğru kılar, dosdoğru bir hayat yaşarsa ehli cennettir. İlmel yakin noktasıdır. Ey kadınlar bana üç şey söz verin, ben de size cenneti söz vereyim. Beş vakit farz namazınızı kılacağınız, burada farz namaz diye nitelendirir. 30 Ramazan farz orucunuzu tutacağınıza ve kocalarınıza itaat edeceğinize bana söz verin, ben de size cenneti söz vereyim der. Bu ilmel yakin noktasıdır. Bu işin en vasat noktasıdır, en alt dairesidir. Bir kimse kendince hani halk tabiriyle kıl beşi bitir işi yapabilir. Namazını kılar, haramlardan uzak durur. O kimse ehli cennettir. Arasında geçirdiği günler, zamanlar bizim Halit Hoca'nın dediği gibi ibadetten geçmiştir. Eyvallah. İkincisi aynel yakin noktasıdır. Ayn görmektir. Artık o kimse bu hal ile kendisi tatmin olmaz. Bu hal ile tatmin olmadığından o arayışın içerisine girer. Allah herkesi aynı seviyede yaşatmaz. Hiç kimse de aynı seviyede değildir. O yüzden bu iş arayanların işidir. Bu iş daha fazlası yok mu diyenlerin işidir. Allah'ı zikretmek en büyük iştir. Sabah akşam Allah'ı çokça zikredin ayeti kerimesini o beş vakit namazı kılan kimse kendini çokça zikrediyorum diyor, görüyordur. Hakkıdır. Bunun daha fazlası da var mıdır? Vardır. O aynel yakin noktası nedir? O kimse artık onunla yetinmiyordur. Mesela işte kim 100 sefer Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim ve bihamdi estağfurullahil azim der ise deniz köpükleri kadar günahı olsa af bulunur. Bakın onun hali değişti. O farklı bir şey istiyor. Kim 100 sefer la ilahe illallah vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdu ve hu ala külli şeyin kadir der ise İsmail aleyhisselamın kavminden 10 köle azat etmiş gibi sevaba girer. Bakın aradığı ayrı artık onu. Cennette kim
Subhanallahi ve bihamdihi der ise cennette onun için bir ağaç dikilir. Bakın aradığı ayrı artık. O beş vakit namazda durmuyor. Aynel yakin noktası. O kimse daha fazlasını arıyor. Tasavvuf daha fazlasını arayanların mesleği ve işidir. Daha fazlasını isteyenlerin işidir. Tasavvuf tembellerin, aymazların, yol gitmezlerin, hainlerin, vefasızların, yolda koşmayacak olanların işi değildir. Allah'ı sevenler özel bir kavimdir. Allah'a aşık olanlar özel bir kavimdir. Arap'tı, Acem'di, Farisi'ydi, beyazdı, siyahtı, sarıydı değil. Onlar bir kavimdir. Onlar Allah'ı severler. Allah da onları severler. Onlar Allah'a koşarlar, 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 koşarlar. Ehli tasavvufun işidir bu. Bu aynel yakin noktasında duracak olanlardır. Onlar Allah'ı sevmek için mücadele ederler. Onlar Allah'ı zikretmek için mücadele ederler. Daha da zikretmek isterler, daha da zikretmek isterler. Onlar için artık cennet değildir dertleri. Cennet, cennet dedikleri 3-5 kılman, 3-5 şuuru isteyene versen onu. Bana seni gerek seni. Bana seni gerek seni diyenlerin işidir ehli tasavvuf. Buranın sonu yoktur. Buranın sonu yoktur. İşte aynel yakin noktası. O kimsenin buraya adım atmasıdır. Buraya derken yani Allah'ı arama, Allah'ı tanıma, Allah'ı bilme, Allah'ı sevmeye koşmasıdır. O kimse için artık cennete girme derdi bitmiştir. Cennetlik olduğundan dolayı değil, müjdeyi aldığından dolayı değil. O ötelere doğru kanat çırpmak ister. O kendisini yaratanı sevmek, kendisini yaratanı tanımak, kendi yaratanınla dost olmak istiyor. Onun duracağı yer bu ehli şeriat noktası değil. Ne iş var burada bu milletin? Evlerinde oturur namazlarını kılar, Kur'an-ı Kerimlerini de okurlar, yatarlardır güzel. Evet. Hiç kimse aklını peynir ekmekle yemedi. Kimse yemedi. Ne işiniz var Çanakkale, İstanbul, İzmir, İzmit dolaşıyorsunuz boyuna? Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? Paranız mı battı? Huzurunuz mu battı? Sizi koşturan ne? Daha da yok mu? Koşturan bu. Daha da. İşte bu daha da koşanlar ancak hakkel yakin noktasına ulaşırlar. İşte daha da koşar, daha da koşar, daha da koşarsan Allah'ın seni zikretmesine hayrette kalırsın. İşte hakkel yakin noktasına ulaşmak budur. Sen onu zikredersin, o seni zikreder. Sen onu zikrettikçe onun seni zikrettiğini hakkel yakin noktada ayan olur. Hakkel yakin noktasında ayan olan bir kimse asla ve asla onu zikretmekten bir nefes dahi olsa geri kalmak istemez. Ve bir nefes ona hicrandır, bir nefes uzaklık ona hüsrandır, bir nefes uzaklık ondan ayrılıktır, bir nefes uzaklık ondan için sanki küfür gibidir. Sanki o kimse şirke düşmüştür. Bir nefes onu zikretmemek. Oysa bütün mükavvanat onu zikreder. Ama mükavvanatın onu zikretmesi idraki değildir. Tesbi değildir. Senin vücudun da onu zikreder. Sen zikretsen de zikretmesen de senin vücudun onu zikreder. Ama bu idraki değil. Bu cebridir. Duvar onu zikreder. Bu cebridir. Kağıt onu zikreder. Bu cebridir.
Masa zikreder, yediğin zikreder, içtiğin zikreder. Bu cebridir. Saçın zikreder, kulağın zikreder, gözün zikreder. Bu cebridir. İlmel yakindir bu. Onu zikretmeyen hiçbir şey yoktur. Yerin de göğün de nuru olur. Onu zikretmeyen bir zerre dahi yoktur. Ama senin bundan haberin yoksa sen körsündür. Körün de körüsündür. Senin bundan haberin yoksa sen körün de körüsündür. Bundan haberdar olman ancak zikretmekle mümkündür. Hem de çokça zikretmekle mümkündür. Hem de her halinle zikretmekle mümkündür. Namazınla, abdestinle, orucunla, iyi halinle, güzel ahlakınla, edebinle, terbiyeninle, saygınla, küstahlıkla, terbiyesizlikle, ahlaksızlıkla, gıybetle, dedikoduyla, iftirayla, saygısızlıkla değildir bu. Bu ancak güzel ahlaklıdır. Bu ancak tevazuyladır. Bu ancak kendini bilgisiz görmekledir. Ancak boyun eğmekledir. Ancak tevazuyladır. Çünkü her zikrettiğinde bilirsin ki o da seni zikrediyor. Bu idraktır. Kesb dediğimiz istemek budur. İstemek, farkındalık dedikleri Uzak Doğu kültüründe budur. Senin onu zikrettiğinde onun seni zikrettiğinin farkına varıp kendinden geçmektir. Belki de ondan kendini dinlemektir. Senin susup onun konuşmasıdır. Öyle bir hale gelip sen mi zikrediyorsun, o mu zikrediyor, bunun şuurunun kalmamasıdır. Allahu alem. Allahu alem. Bu hale ulaşıncaya kadar, hatta bu hale ulaşsanız dahi sakın kafanızı kaldırmayın. Sakın gözünüzü kaldırmayın. Sakın kendi kendinize bir şey zannetmeyin. Bu halin bir anda gittiğini görürsünüz. Ağlarsınız yıllarca sonra. Sakın! Size vasiyetim olsun. Sakın! Allah'ı zikretmeye devam edin. Koşmaya devam edin. Sakın! Onu zikretmekten asla, asla gevşemeyin. Ehli tasavvufun hepsinin yıkıldığı yer burasıdır. Hepsi de bir müddet sonra eminliğe geçerler. Hepsi de bir müddet sonra olduk haline geçerler. Hepsi de bir müddet sonra o beni zikrediyor nasıl olsa deyip gevşekliğe düşerler. Vallahi de, billahi de, dillahi de. Gözlerinin önünü görmezler, kördür hepsi de. Sakın. O yüzden zikrullahın ilmel yakini vardır, aynel yakini vardır, hakkel yakini vardır. Hakkel yakinde durmak yoktur. Sakın orada da durulduğunu zannetmeyin. O yüzden her daim Allah'ı çokça zikretmeye devam. Bu idrakidir, kesbidir. İdraki, kesbi. Bakın, biz namazlardan sonra 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber çeker, işimiz biter bizim. Bu sünnettir. Tamam. Allah'ı çokça zikredin. Bunun arkasından zikrullah'a devam edersin. Bu şu demektir. Ya Rabbi, bize dedin ki çokça zikredin. Biz de çokça zikretmenin kapısını aralıyoruz. Ve bu aralanmış olan kapıdan yürümeye ve koşmaya devam ediyoruz. Kardeş rüyasında görmüş, ders almak istiyormuş. Cumartesi günleri öğlenden sonra saat 2'de burada bayanlara sohbet oluyor. O esnada inşallah kardeşe dersi verelim. Ben bozayı çok seviyorum ve içiyorum ama caiz değilmiş. Öyle duydum. Doğrusunu sizden öğrenmek isterim. Bozanın tazesi caizdir.
Boza bir müddet durduktan sonra kendince şaraplaşmaya başlar. Şaraplaştığı zaman caiz olmaz. Bir kardeşin eşi rahatsızmış. Allah şifa versin inşallah. Kabir namazı var mı? Varsa nasıl kılınır? Normalde bazı fıkıh kitaplarında yahu bazı fıkıh kitaplarında kabir nur namazı diye bir namaz var. Bununla alakalı bazı böyle büyük fıkıh kitaplarında böyle bir namazdan bahsedilmiyor. Ama bazı yerlerde bahsediliyor. Bu akşam namazından sonra iki rekat bir nafile namaz niyeti de niyet ettim ya Rabbi kabir nur namazına diye. Ehli tasavvuf bu namazı kılar ama fıkıh kitaplarının büyük bir çoğunluğunda bunu bulamazsınız. Televizyondan Kabe'yi izlemek, canlı olarak izlemek kadar sevap mıdır? Sonuçta normalde Kabe'yi izlemek, seyretmek sevaptır. O yüzden canlısını da cansızını da izlemek, hani cansız gibi görünüyor ya, izlemek sevap olur. Başka bir şey izleyeceğine canlı olarak Beytullah'ı izlesin, alsın eline de tesbihini, Allah'ı zikretsin, nur ala nur olur. Babam kanser hastası, sigaraya devam ediyor, vazgeçiremedik. Ne yapmalıyız? Bize yol gösterir misiniz? Bu illetten kurtulması için duamızı istiyoruz. Allah şifa versin inşallah. Yaşında bir kız bir şey yazmış, ona cumartesi gün cevap vereceğim. İnşallah. Unutmazsam. Cenab-ı Hak unutturmasın inşallah. Ya Allah, bismillah. İçin çayları bakalım. Dersten önce getirecektin, aklımdaydı. Önümüzdeki perşembe. Sorabilirsin. İmtihanın abicim, aç kafa yapacağım oyunu. Mikrofonsuz sormuyor. Allah'ı zikrederken geçen derste de sana tekke dersinde de bundan bahsetmiştiniz. Bir de daha evvelinde de Hazreti Mevlana'nın canı inşallah'a denk olanlar konusuyla ilgili canının inşallah'tan üstün olup yani Allah'la olanlar konusunda söylemiştiniz. Şimdi bazen öyle hallerimiz oluyor ki bu hallerde hiç dilimiz Sübhanallah, La ilahe illallah ve Elhamdülillah veya Allah'ı zikretmezken öyle bir böyle sanki dostmuşçasına, sanki konuşurmuşçasına
bir parkta böyle beraber bir dostmuşçasına, yani arkadaşmışçasına bir hal oluyor. Ama bazen de elimiz tesbihteyken, yani Sübhanallah, işte elhamdülillah derken, işte ne satacağız, ne alacağız gibi aklımızda, işte ne yapacağız, biraz sonra ne olacak gibi kavramlar düşüyor. Peki, dil zikretmezken kalbin onunla olup zevk alması mı gerçek bir zikirdir? Yoksa aklın, düşüncenin, algının başka bir işle meşgul olduğu yerde dilin onu zikretmesi mi eftal zikirdir? Bu hususta zikrin mahiyetini ne olarak açıklayabiliriz bu hocam? İkisi de eftal. İkisi de eftal. Bunun birbirinden üstün tutmak, birbirinden ayırmak gibidir. O yüzden birbirinden ayrılmaz. Bir kimse ama kalbinde bir hoşluk istesin, yakin olarak kendisini görsün. Ama isterse o esnada aklı alışverişte, ama o alışveriş dünyasından veyahut da o melayenetten çıkmak için bir kimsenin dille zikretmesi, her ikisi de hoş. Arasında bir üstünlük göremeyiz. Ben arasında bir üstünlük görmem. Peki, bir sufi adayı gerçekten samimi ve halisane olarak geldi, dedi ki ben bu yola baş koydum. Her şeyimle bu yoldayım. Onun yapmış olduğu hatalar da zikir kavramının içine girer mi? Zikir onları nur eder. Zikir kavramının içine girmez. O zaman bir kimse zina eder, zinasını da o zaman zikir kavramının içerisine sokarız. Haramları bu noktada onun içine katmamız mümkün değil. Ama bir kimse Allah'ı zikrederse zaten haramlardan uzak durmuş olur. Allah'ı zikrederse Allah'a yakın olmuş olur. Allah'ı zikrederse o kimsenin üzerindeki tecelliyat mümkün olduğunca zaten Allah'ın istemediği şeylerden uzak durmaktır. Zikrin tecelliyatı olur. Bir kimse ne kadar çok zikretti, ne kadar çok yakın durdu, onun istemediği hallerden o kadar uzaklaştırdı. Namaz sizi kötülüklerden alıkor, namaz insanı kötülüklerden alıkorsa, namazın hakikati, bu manada zikrullahın hakikati de öbür diğer yapılan ibadetlerden daha evlaysa, o zaman zikrullahın hakikati insanı küçük kusurlardan dahi alıkoymalı. Alıkoyması gerekiyor. Peki bir insan yapmış olduğu hatasına mutlu olabilir mi? Ben hata yapıyorum ve hatakarım diye. O biraz nefsaniyet olur. Biz yapmış olduğumuz hata ve kusurlardan tövbe eder, üzüntü duyarız. O yüzden tövbe etmek, üzüntü duymak da o hatadan dolayı nedamet getirmenin yoludur. Bir kimse elhamdülillah hata yaptım deyip de saz çalıp oynayamaz. Nefsi ona sen hatasızsın dediğinde onun yani hata yaptığını mutlu olarak kabul etmesi doğru değil. Bir kimsenin nefsinin hatasızsın demesi o kimseye günah kebair olarak yeter zaten. Bunun üstüne hata gördüğü zaman mutlu olması, Allah onu tövbe ettiğinde affedecek, hayra çevirecek. Yine o kimse hata yaptığında kalkıp da mutlu olmaz. Ya Rabbi ben hata ettim, sen hataları örtücüsün deyip Allah'tan affeder. Bu hatasızlığı istemek değil. Hata yaptığında bir kimsenin af dilemesi, üzülmesi, üzerine sıçrayan bir çamuru temizlemesine benzer. Bir kimse üzerine bir pislik bulaştığında elhamdülillah üzerine pislik bulaştı deyip saç çalıp oynamaz. Pislikten sevinilmez. Hak yolcusu olan sufinin hatası sufinin gözünün önünde bir başkasının günah-ı kebairi gibi görünmesi gerekir ki sufi ondan nedamet ederekten Allah'a yaklaşma vesilesi kılsın ona. Eksikliğini bilmesi? Eksikliğini bilmesi kulluğunun idrak etmesidir. Peki bu olumlu bir şey midir? Muhakkak hepimiz eksikiz, eksikliğimiz hep burnumuzun önünde durur. Eksikliğimizi tefekkür edip eksikliğimizden af dilememiz bizim Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kendi tamlığımızı ispat etmek için değildir. Her daim eksik olduğumuzu görmemiz içindir. Her daim af dilemek, her daim hep eksik olduğunu görmektir.
bir kimse eksik olduğunu görmekten uzak durduğu anda Allah muhafaza eylesin, büyük bir kibre düşer ki kibre düşen adam günah kebalidir. Günah bu noktada kibir devam ederse o kimseyi gizli çekiyor. Peki Allah'ın hesapsız kulları var mıdır? Muhakkak vardır ama bizim kendimizi onlardan görmemiz büyük bir handikap olur. Kim kendisini ben Allah'ın hesapsız kuluyum diyorsa hesaba onu düçar ederler. Ben hesapsızım diyen küstahtır. Ben hesapsızım diyen aldanmışlardandır. Birisi Cenab-ı Hak birini hesapsız edebilir. Onun keyfiyetine kalmış bir şeydir. Keyfiyet hiçbir zaman ölçü değildir. O zaman biz neden sufiyiz? O zaman daha bir yani tamamen şeriat üzerine bir sistemin tabi olmamız gerekir. Sufilik demek hesapsızlık demek değil, sufilik demek hesaba çekilmeyeceğiz demek değil. Ama şer'i kavramların bir derece üzerinde durmak. Bu şeriatın dışına çıkmak demek değildir. Öteki hesapsızlık şeriatın dışına çıkmak. Hesapsızlık demek normalde bir kısım sufilerin bu noktada söylediği bir şeydir. Karşılığında Kur'an ve sünnet yoktur. Bir zevktir o. Bir kısım sufiler bir kısmı üzerinde öyle söylemiş. Ben hesapsızım diyen bir sufiye denk gelmedim. Sen denk geldin mi? Efendim? Ben de bir şey sorabilir miyim? Şimdi bu konu üzerinde Muhittin Arabi Hazretleri Firavun için diyor ki. Kim için? Firavun için. Feridini Attar için. Yok. Firavun için. Firavun için diyor ki son nefesinde diyor Musa'nın Rabbine iman ettiğim için diyor Firavun diyor cennetliktir diyor. O zaman Muhittin Arabi Allah'lık taslamış olmuyor mu? Firavun cennetliktir demez. Orada Füsusunda Firavun için de rahmet umulur der. Firavun için de sonunda cennet vardır der. Sonunda. Bu ne demektir? Firavun'un son nefesinde bu hadisi kutsi vardır bu noktada. Bazıları bunu zayıf olarak nitelendirir ama ehli sufi bunu zayıf olarak nitelendirmez. O da şudur. Firavun boğulma esnasında Musa'ya bakaraktan senin Rabbine iman ettim der. Senin Rabbine iman ettim derken tam o esnada rivayet edilir ki Cebrail aleyhisselam balçıkla ağzını tıkar. Hadis-i kutsi bu manadadır. Buradan yola çıkaraktan Muhyiddin Arabi Hazretleri der ki burada tevil eder, tefsir eder, şerh eder. Der ki Firavun'un sonunda cennete gideceğini ümit ederiz der. Biz de ona katılırız. Burada Arabi'nin Allah'lığı yoktur. Arabi bir hadisi kutsiyi tevil eder, şerh eder. Yanıldıysa bir sevap alır. İsabet ettirdiyse 10 sevap alır. Müteşabihtir çünkü. Ben bir haftadır 10 gündür konuyu düşünüyorum. Oradaki ulemalar da Muhyiddin Arabi kafirlikle hitap ediyorlar. Acaba o kafirlik Muhyiddin Arabi örpek babından mı? Çünkü küfürün bir anlamı da örpek demektir. Örpek babından mı kafirler diyorlar? Yoksa yanlışından mı kafirler diyorlar? Onun normalde küfrüne fetva veren ulema bu noktada hata yapıyor. Küfrüne fetva veren ulema sonraki ulemalardandır. Sonraki ulemalarda tekfir meselesi vardır. İlk ulemalarda sahabe, tabi'in, tebai'in yani asıl selef alimlerinde tekfir yoktu. Selef alimleri la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diye bir kimseyi tekfir etmezler. Farzlardan bir şeyi inkar etmedikçe, haramlardan bir şeyi helal etmedikçe. Sonradan gelen ulemanın içerisinde tekfir hastalığı vardır. Bu sonrakiler bu tekfir hastalığına bulaşmış. Bir tekfir hastalığına bulaştıklarından dolayı İslami anlayışta ve düşünce sisteminde kısırlaşmaya sebep olmuştur. İnsanlar tekfir edilmekten korktukları için
müteşabihlerin üzerinde veya bazı meselelerin üzerinde kendilerince kendi düşünce ve fikirlerini açıklayamaz hale gelmiştir. Oysa gerçek şu olmalıydı. Tekfir etmektense ona karşı risale yazmaları gerekirdi. Ama ne yazık ki sonraki ulema, sonrakinden bu normalde ilmi kısırlıklarını, düşünce karanlıklarını ve hapisliklerini tekfirle kurtarmaya çalıştılar ki yanlıştır. O yüzden burada ister bir doğruyu örtme babından küfür densin ki öyle bir şey olacak, o öyle bir şey düşünselerdi ona karşı risale yazarlardı doğrusunu yazmak için, ama onlar işin kolayını kaçtılar. Anlamadıkları meselelerde bu adam küfre düşmüştür deyip dinsizlikle suçladılar ki Allah muhafaza eylesin. Biz onlardan değiliz. O yüzden Arabi'nin mesela böyle bazı hadisi kutsilere, ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere herkesin baktığı pencereden bakmaz, değişik bir pencereden bakar, değişik bir boyut katar meseleye. Bir kimse bunun katılırsa katılır, katılmazsa karşı bir risale yazar. Bir bilgisi varsa, elinde bir donesi varsa. Eğer bir bilgisi, bir donesi yoksa susar. İlim bunu gerektirir. Ama katılmayabilir, ama küfürle itham etmesi ağır bir şey. Biz katılmayız ona. Ki ben katılırım Arabi'nin o noktadaki Firavun'un normalde sonunda cennete gideceğine, ben katılırım ben. Ama bu bir herkese dikte edilecek bir yol değildir. Mesela aynı şekilde Arabi bir gün cehennemde azabın son bulacağını söyler. Cehennem ebedidir. Biz bunları açık açık da konuşuruz. Bundan da yüksünmeyiz. Cehennem ebedidir. Cehennemlik olanlar da ebedidir. Ama cehennemde bir gün azap bitecek der Arabi. Bu konuda hem Hazreti Ömer Efendimiz'den nakledilen hem de Ebu Hureyre'den nakledilen iki tane hadis-i şerifi örnek gösterir. Katılırız biz onlara. Ben katılırım. Çünkü Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh hazretleri akılcı bir sahabedir. Örneğin. Aklı önde tutar. Eğer o normalde bu noktadan nakil varsa ondan da dışarı çıkmaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine tamamiyetle bağlıdır. O nakleder hadis-i şerifi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir rivayette alır toprağı, çöl toprağını savutturur. Cehennemin sonu bir gün böyle olur der. Bir seferinde de böyle bir balçık çamur sopayla elini sopayla o balçık çamura böyle bular eliyle, bir gün cehennem bu hale gelir der hadis-i şeriflerde. Ben şuradan buna katılırım. Benim rahmetim gazabımı geçmiştir. Bu hem hadisi kutsidir, bu manada ayet-i kerime de vardır, bu manada hadis-i şerif de vardır. Madem ki onun rahmeti gazabını geçmiştir, cehennemde azap ebedi değildir. Cehennem ebedidir. Ama bir kimsenin 80 yıllık ömrü için ebediyen azap görmesi, bu Allah'ın rahmetine uygun değildir. Ben de buna katılmam. O yüzden bir kimse 80 yıllık ömür için 8000 yıl azap çeksin örneğin, ama sonunda bir gün cehennemde azap biteceğine inanırım. Ama o kimse ebedi cehennemliktir. Ayet vardır. Ebedi onlar cehennemde kalacaklar diye. Evet, ebedi cehennemde kalacaklar. Ben hatta daha ilerisini söyleyeyim onun Arabi'den. Onlar için cehennem cennetler olacak. Ama cehennemde kalacaklar ebediyen. Bu ayrı. Bu şuna benzer. Yine Arabi, buradan bir dem vuralım Arabi'de. Yılan için fare rızıktır. Bizim için tiksinilecek bir şeydir. Ama yılan fare için can atar. Biz ise fareyi yer miyiz? Kaçarız. Ama fare yılanı rızıktır. O zaman kendi hususiyetleri yılan olanlara fare caiz olmuş olur. Çok affedersiniz, bok toparlayan böceğe bokun caiz olması gibi, ona rızık olması gibi, ehli küfüre de cehennem rızıktır. Caizdir. Rukiye caizdir, hadis-i şerifle sabittir. O yüzden rukiye bir kimseye okumaktır. Yok, öyle filmden musallat olmaz.
videolu izleseniz de bir şey olmaz ama birden korku olursa ve o korkuda manevi dünyanızda, manevi perdenizde bir aralık olursa o aralıktan kafir cinniler girebilirler. Böyle bir sıkıntı var. Bu şuna benzer. Bir, herkesin bir böyle manevi bir perdesi, manevi bir muhafazası vardır. O manevi muhafaza bir an korkuyla, çok büyük bir sevinçle veya böyle çok büyük bir endişeyle veya çok büyük bir üzüntüyle açılabilir. Açıldığında o esnada oradan kafir cinniler sızabilir, sızma yapabilirler. Dervişse? Çeker. Yani onu çağırıyorsun çünkü. Mesela bir cinlinin ismi belli olmuş olsa, cinli ismini söylese, onu böyle bir kimse almaya başlasa, kendince onu şey yapsa, o duyar çünkü. Duyduğunda da gelir. Dervişin kendi iradesinin dışında da bir kalkanı var mıdır? Dervişliğin bir kalkanı vardır tabii. Sufiliğini devam ettirdiği müddetçe, sufilik dairesinde durduğu müddetçe Cenab-ı Hak onu normalde o silsilenin nuraniyetinde onu korur. Peki efendim? Eyvah ki eyvah o zaman. Git git diyeceğim. İstihare kavramını sizden öğrendiğimiz ölçüde iki rekat namaz kılıp dua edip kalbimize ilk gelen, evet, düşüncede ve algıda kalbimize ilk gelen duygu, bu noktada istiharede hakkımız. Peki, i̇stişarede eğer bir sonuca ulaşamadıysak. Evet, istişarede ulaşamadıysak. Yine istişarede ulaşamadığımız veya umuma açık konuların dışındaki konularda bir şahsiyetle veya bir konuyla, geçmiş tarihte veya ulaşamayacağımız zahiren konuyla ilgili o konuya odaklanıp dua edip, o konuya odaklanıp Allah'tan dilediğimiz an kalbimize ilk gelen bu hususta doğru mudur? Bu noktada bunun yolu ayrıdır. Mesela işte görüşebilmek, konuşabilmek, soru sorabilmek. Yolu ayrıdır. Odaklandın. Mesela işte Abdullah Baba'ya odaklandı bir kimse. Odaklandı. Odaklandığı anda kalbinden sorusunu geçirdi. Kalbine gelen ilk düşüncenin üzerinde şeytanın tahakküm kurma şeyi var mıdır? Selahiyeti. Olabilir. Onu nasıl ayırır? Onun sufinin seyri süluku olması lazım. Onun sufinin bu noktadaki bir yolu ayrıdır. Sufilikte bu yol o kimsenin kalbine gelen ilhamla veya ilham mıdır? Varidatla alakalıdır. Sufinin bu noktada elinde bir delili olması gerekir. Sufinin elinde bir delili yoksa delil nedir? Aldanır, şeyhidir. Sufinin delili şeyhidir. Kalbinde ilk önce şeyhinin hitabıyla kalbine hitap geldiyse o zaman yine hitap gelir. Kalbine hitap gelmeyenin kalbine gelen bütün her şeyde %50 %50 şüphe vardır. Ancak hitaba eren dervişlerin kalpleri bu noktada şaşırmaz. Şeyhinin yanındaysa? Hiç önemli değil. Nerede olduğu önemli değil. Kalbine hitap gelmedikçe bir kimsenin kalbi hiçbir zaman doğruyu söyleme noktasına gelmez. Kalbine hitap gelmesi, ey nefis Rabbine mutmain olarak dön haline gelmesidir. O kimse, bu da dördüncü makamdadır. Dördüncü makamda duran her daim orada perçinleyen kimsenin kalbine hitap gelir. Bu beşe yakın demektir. Tam beşe girdiğinde kalbine hitap gelir. Kalbine hitap da Allah'tan gelir. Dördüncü makamda hitap şeyhinden gelir. Bir şeyhi olur, bir peygamber efendimiz olur. Üçte başlar bu. Üçte o kimsenin kalbine şeyhinden hitap gelir.
Dördüncü de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden gelir, bir şeyhinden gelir. Bu sefer ses bu noktada hem Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sesi hem üstadının sesi bu noktada birbirini teyit eder, perçinleşir, alışır. Ardından beşinci makama geçtiğinde Cenab-ı Hak ona hitap eder. Aynı seste hitap eder, aynı ses tonunda, aynı sesin tınında ve şeklinde hitap eder. Ona dervişlikte hitap almış derviş denir. O hitap alan derviş beşinci makama gelmiştir, halifeliğe adaydır. Onun kalbine o esnada bunun da tecelliyatı şudur. Bir kabristanın başına gider, Emir Sultan Hazretleri'nin başına gider, Emir Sultan Hazretleri'ne sorar, ondan cevabı alır. Üftadi Hazretleri'nin kabri şerifin başına gider, sorar, cevabı alır. Zikrullah'ta Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni görür, sorar, cevabı alır. Hitap alan dervişin kalbi budur. Bunun da ancak bu da üstadıyla beraber perçinlenir. Üstad da bunu görür. Üstad onu görür, üstad onu gördüğü zaman üstad da onu görür. Üstad da onu görünce derviş perçinlenir. Derviş bunu kendi kendine ben gördüm oldum davasını düşerse yanılır. Bunu böyle ölçü olarak açık açık söylüyorum. Hiç kimse bu noktada kendi kendine hata yapmasın diye. Buradan dervişler yıkılır çünkü. Kendi kendine hitap aldım der yıkılır. Allah muhafaza eylesin. O zaman o kimsenin kalbine gelen sorduğu sorunun cevabı kalbine geldiğinde o kimse mutmainnedir çünkü hatta. Hatta mutmainneden yukarı mülhümeye geçmiştir. Mülhümede artık o kimsenin kalbine varidatlar iner. Kalbine varidat inmesi köşeden şimdi Halit çıkacak tak Halit çıkar. Şimdi Halit tebessüm edecek tak tebessüm eder. Halit şimdi şunu soracaklar tak sorar. Halit'ten bir adım öndedir o. Veyahut da işte şimdi kuş buraya konacaklar tak kuş oraya konar. Şimdi bu araba buradan dönecekler tak döner. Onun kalbine her an kalbi çalışmaya başlar. Peki onun dediği için mi o fiil gerçekleşir yoksa o fiil o normalde o dediğim için gerçekleşti. Hissi mi gelir? Dediğim için gerçekleşti diyen tingil tabak gider. Zaten o hale gelen asla onu söylemez. O hep dış kaynaklıdır. O hep acziyettedir. Benden derse? Benden dediği anda arabaların arkasında var ya böyle devamlı. Acziyetini ortadan kaldıran, mahiyetini ortadan kaldıran helaya kapıcı bile olmaz. Efendim kalbin çalışmasıyla hal arasındaki fark nedir? Ya da... İnce bir perde. Bir odanın içerisinde ayrı bir perde. İnce bir perde. Efendim bir de meleklerin insanları koruması nasıl olur? Zahirde, yani zahirde de müdahale edebilirler. O hale gelince zahirde, batında korunur. Evet. Buradaki yaratma bahsindeki kutsallık mı? İnsanların yüzü veçullah'tır. Allah'ın veçesidir. O yüzden bir kimsenin yüzüne vurmak, onu tokatlamak, yüzüne tükürmek, yüzüne çirkin ifadesi vermek, onun yüzüne ekşitmek hiçbir zaman caiz değildir. Efendim, günlük zikirlerimiz halinde, tebliğlerde çekerken zikrimiz bir ara hani kayboluyor. Sanki sadece dil oynuyor. İşte çeşitli şeylere dalıyor insan. İster aynı namazda olduğu gibi. Buradaki zikirden kulun kendisine bir faydası var mı? Var. Kalbe hiçbir şey inmiyormuş gibi. Hiç bu konuda vesvese yapmayın. Şeytan vesvese verir insana. Hiç yapmayın. Bir de efendim bir ayet-i kerimede Allah Celle Celal diyor ki ey nefis Rabbine mutmain olarak dön diyor. Buradaki nefis olarak bütün müminler bu şeyden sorumlu mudur? Bu ayete muhatap bütün herkes. Bunu yerine getirmeyenlerin... Bunu yerine getirmeyenler cehennemde biraz cızbız olduktan sonra gidecekler. Teşekkür ederim. Hocam, bu az önce söylediğiniz
arkadaşın sorusunda işte yüksek mutlu veya işte sevinç. Bu tarz hallerde şimdi insanın kendi psikolojik hayatında şöyle bir şey var. İnsan kendi karakteri, kendi şeyini belli bir yere kadar kurabiliyor ama işte böyle bir travma anında, aşırı üzüntü, aşırı sevinç, aşırı korku, aşırı heyecan anında bunu saklayamaz. Kendinde ise o ortaya koyuyor. Yani o zaman tanınır o diye. Şimdi bu perde yırtılmasıyla alakalı olarak, yani orada nasıl bir mekanizma oluyor da o yırtılması nasıl söz konusu oluyor? Onlar şimdi bu ikisini bağdaştırırsa... O esnada öyle bir meleyaniye, öyle bir gaflete düşüyor ki, meleyaniye ve gaflete düştüğünde o esnada kendisini derviş için söylüyor bunu. Derviş zikullah'tan ve bütün her şeyden kesiliveriyor o esnada. Mesela o esnada Allah'ı unutuyor o kimse. Anlaşıldı. Allah'ı unuttuğu anda derviş için geçerli bu. O esnada dersi mersi de kalmıyor. Hiçbir şey kalmıyor. O esnada cinni vuruyor bir tane oraya, dınk giriyor içeri. O esnada. O yüzden bu normal kimselerde zaten bu zaten var. Mesela sufi olmayanlara cinni taifesi etki yapabilir. Ama onlar hiçbir zaman sufideki etki gibi görünmez. Zaten kafir cinniler onların etkisini alır. Onları istediği yere sürüklerler, istediği yere götürürler, istediği gibi makul dairede kendilerini hissettirmeden istediklerini yaptırırlar. Burada derviş için tehlikeli olan şey şu. Derviş öyle bir sevinç, öyle bir üzüntü, öyle bir keder, öyle bir noktada kendisini öyle bir yere taşıyor ki non-stop kaldırır. Stop. Aşırı unutma hali diyebilir miyim? Stop etti her şey. Durdu. Bunun farkına varır mı? Derviş farkına varmaz mı bunun? Farkına varmıyorsa zaten... Yani, battığını görüyor. Battığını... Bir şey yapamıyor. Yapamıyor. Şey yapamıyor. O esnada o kimse kalıyor. Onun dervişliği de kalmıyor. Bu şey gibi hani ders alması falan... Ya muhakkak olması lazım ama o iş, böyle iş biraz onlarda kalmıyor. Hadis-i Şerif diyor ki, dar zamanında duası kabul olunmasını ister, geniş zamanında çok dua ister. Şimdi dua, bir tane bir hadis-i Şerif'te işte, hani soğuk dua kabul olmaz demişler, kendinizi vererek demişler. Şimdi insanın bir derdi, bir sıkıntısı, bir üzüntüsü, bir şey olduğu zaman hani kendini yakın hissedip gerçekten isteyebiliyor. Onun dışında şey yapamıyor yani bu geniş ferah zamanında tam böyle kendini veremiyor. O zaman bu bir çelişki gibi mi oluyor? Nasıl? Babacım hani dar zamanında sıkışık, üzüntülü, işte ne bileyim bir sıkıntı olduğu zaman yakın hissediyor kendini ve daha böyle bir Allah'ı hatırlayıp o şekilde dua ediyor ve gerçekten isteyerek dua ediyor. Ama geniş zamanda yani bir sıkıntısı yokken, üzüntüsü yokken biraz daha böyle hani dua tam o şey olmuyor. Bu sefer bir çelişki olmuyor mu bu onun için? Oradaki hadis-i şerif benim hatırladığım kadarıyla dar zamanın geniş zamanında Allah'ı zikredene geniş zamanında da dar zamanında da Allah yardım eder olarak biliyorum ben. Evet. Değil. Var. Dördüncü makama erişmesi. O makamda o kimse kul Allah'tan razı, Allah da kuldan razıdır. En az bu noktada o kimse ruhunu teslim edecek. Evet. Efendim şefaat nerede devreye girecek burada? Şefaat bu noktada muhakkak hak ama şefaate güvenip de günah işleyicilerden olmayacağız. Abdülkadir Beylan Hazretleri eğer dördüncü makamda ulaşamamış sufiler için üçüncü makamda kaldıysa müteşabih bunlar. Bunları söylersek insanlar o zaman çalıştırmazlar kendilerini. Ben
Efendim şimdi bir şey görüşürken sizi görüşüyoruz. O kişinin hakkında yorumlu ve yalnız böyle konuşuyor efendim. İşte sana söyleyeyim ki sana şeyden konusu var konuşuyor. O yüzden şeytani mi yoksa nefis hakkında o kimse kalbinden mi konuştuğunu mu düşünüyorsun? Bir seferde görüşüyorsun, o sana sorular soruyor. Onun içindeki olduğunu almış bir abi, nefis alıp sen söylüyorsun nefis olarak. Yani o nefis mi de şey miydi efendim? Nefis miydi? Ben anlayamadım bu sene, ben anlamadım. Soruyu anlayamadık. Yani birisiyle görüşüyoruz. Birisiyle görüşüyorsun, evet. Ona bir şeyler aktarıyorsun. O da sana bir şeyler soruyor. Sorun önce düşüncesini anlıyor yani. Düşüncesini... Sen onun düşüncesini anlıyorsun öyle mi? O nefis mi yoksa şey... Bu yanılabilirsin burada. Burası yanılma yeri var. Bir kimsenin söyledikleri, bize söyledikleri bize ölçülür. Kimse niyet okumaya kalkmayacak. Öyle bir şey yok. Nefis yok değil mi efendim? Nefis. Bir de efendim bir şey demişsiniz ya. Her yerde Allah'a zikir dediniz. Efendim sohbet esnasında sohbet döneminde yani Allah'a zikir edersek o sohbet dönemine saygısızlık olur mu? Yok. Daha iyi anlar insan sohbet. Sıkıntı olmaz. Yalnız edep şudur. Sohbet verenin etrafında eline tesbih alıp da tesbih çekinmez. İçinden zikreder insan. Hiç olmaz. Dinlemek de zikir değil mi? Sohbeti dinlemek de zikirdir. Nur hala nur olur. Şemsettin'i Tebrizi'nin ilmiyle alakalı bizim neyi okuyup neyi okumadığıyla alakalı bizim elimizde zahiri bir delil yok. Ama velakin Şemsettin'i Tebrizi Hazretleri'nin bu noktada manevi ilim erbabı olduğu talebesi Hazreti Mevlana'dan belli. Ama Şemsettin'i Tebrizi Hazretleri'ni ilimsiz ve maneviyatsız görmemiz mümkün değil. Bu yol açıktır ama gerçekten böyle bir şey oluştuysa bu yol açıktır. Buna söylenecek bir söz olmaz. O kimse gerçekten bu noktada iyi bir sufi eğitiminden geçerse vardır sufilikte bu. Sufi hiçbir zaman örneğin yani bunu öyle sufiler yani fazla kitap okumazlar ama şeyhlerinin sözlerini harfiyen yerine getirmeleri gerekir. Onun eğitimi odur. Öyle varsa eyvallah. O zaman o kimse şeyhinin sözünü kendisine hüccet ve delil kabul eder. Hüccet ve delil kabul ederekten hiçbir şeye bakmaz. Yoldur bu. Ama can kulağıyla dinler. Normal kulakla değil. O zaman bu bir yoldur. Ona söyleyecek bir söz kalmaz. Şeyhinin kalbinden bilgi alır mı babacığım? Alır. O hale gelince. Bir kimsenin onuru, gurur ayrıdır, onuru ayrıdır. Onuru bir kimsenin Kur'an ve sünnet dairesinde insanlığıdır. O insanlık çerçevesinden taviz vermez. Bu insanlıktır, bu onur adını şimdiki insanlar onur diyorlar ona. Eyvallah. Dervişliğin bir onuru vardır hesabı. Hani dervişliğin bir profili vardır. Dervişliğin bir prototipi vardır. Dervişliğin bir ölçüsü vardır. O kimse dervişliğini korumakla mükelleftir. Aslında kendi dervişliğini korurken dervişliğin onurunu korur. Müslüman odur ki elinden ve dilinden diğer insanlar emindirler. Bu Müslümanlığın onurudur. Mümin odur ki diğer müminler ve canlılar o kimsenin canından emin olurlar. Canından ve malından emin olurlar. Bakın bu Müslümanlığın, müminliğin onurudur. Bir kimse o zaman Müslümanlığın onurunu da korur. Aynı zamanda diğer Müslümanlar onun elinden ve dilinden emin olduklarında. Elinden emin olunması dövmemek, onu vurmamak. Eliyle ona bir zarar vermemek. Dilinden emin olması diliyle zarar vermemek. Bu aynı zamanda Müslümanların onurudur, Müslümanlığın onurudur. Dervişliğin de onuru vardır. Derviş, dervişliğin onurunu zedelememek için hiç taviz vermez.
Dervişlik neyi gerektiriyorsa onu yapmak dervişliğin onurudur. İnsanlığın neyi gerektiriyorsa onu yapmak insanlık onurudur. Hani bir mesele oluyor, Hazreti Ebubekir Efendimiz'in zamanında mı, Hazreti Ömer Efendimiz'in zamanında mı, ne sahabeden bir zat birisine kefil oluyor, canını verecek yoksa. İnsanlık öldü mü ki diyor. O kimse de canını teslim etmeye geliyor. Geldim ki diyor, insanlık ölmemiş desinler. Verilen söz yerine geliyor diye. Bu insanlığın onuru. O yüzden onur vardır. Onuru reddedemeyiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Müslümanların onurunu korumak için savaştı. Ne yaptı? Beni Kureyze kabilesinden bir adam kadının başörtüsünü çekti. Başka bir Müslüman da geldi. O başörtüsünü çeken adamı bir tokat vurdu. O Yahudi de kalktı, onu öldürdü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri tam ikindiyi kılacaktı. Dedi ki namazı yolda kılın. Orada kardeşinizin intikamını almadıkça dedi burada namaz kılmanızın bir anlamı yok. Çıkın yola. Bütün Beni Kureyze kabilesine doğru o Müslümanın onurunu, İslam'ın onuru için savaştı. Gurur ayrı. Kibirden kaynaklı. Dervişin gururu olmaz. Acziyet olur dervişte. Yok. Bu benim kendi hayat standartım. Benim hayat felsefem bu normalde gururlanmaktan değil ki o. Gururlanmak biraz böyle kibre de. Ve Sufi için aziyet önemli. Efendim, insan öldüğünde ruhu mezarda kalır mı gider? Kalmaz. Peki biz niye mezara gidip bile orada dua ederiz? Normalde İslam insanı kutsal bilir. Kutsal bildiği için onun mezarlığını da ayırmıştır İslam. Mezarlıkları da ayırmıştır. Ona kutsiyet verdiğinden dolayı. Biz kabristanları da ziyaretimiz bizim insana ve insanın kutsiyetine değer verdiğimizden dolayı. Bu bir. İkincisi, bir kimse kabristana gittiğinde, kabristanı ziyaret ettiğinde onun ruhuna, ruhu eğer o kimse kafir değilse müsaade edilir. O kabrinin başına gelir bekler. Şey diyorlar ya, bir insanın şeyhi olmakla şeyhi şeytan. Herkesin belirli bağlamış, yani istihare yaptığında herkesin bir şeyhi var mıdır? Yapmazsa bağlayan insanlar var mıdır? Arayan bulur. Yani herkesin vardır yani. Arayan bulur. Efendim, bir hadiste darı düşen Müslümanın yalnız kaldığında ya Ricaullah, ey Allah'ın adamları yardım ediniz diye nida etmesi tavsiye olunuyor. Buradaki Allah'a, Allah'ın adamlarından kasıt nedir? Sufi'nin üstadından medet dilemesi kalben bu noktada bağlantılı mı bununla? Bu normalde o Cenab-ı Hak bir şeyi verirken sebepler dairesinde verir. Bir kimseye yardım ederken de sebepler dairesinden yardım eder. O yüzden vesile arayınız demek. Bu noktada bir şeyi vesile etmek kalktır caizdir. Yani üstadını mı vesile eder? O da bir yoldur. Allah-u Teala insanın bilmesi, öğrenmesi ve bedeli insana kalınlık verir mi? Yani veya İlim hiçbir zaman insana yük olmaz. Efendim? Allah Teala'yı bilmeden ulaşmada ona hem bedenimiz hem ruhumuz. Hepsi de bir bütündür. Peki bedenimizden alındıktan sonra ruh giderleyişini devam ettirir mi hocam? Bir şeyi hayal ediyoruz veya bir şey hakkında düşünüyoruz, üstünde düşünüyoruz. Yani şöyle olsa veya böyle olsa ama öyle olmuyor. Hani işte hani örneklemesi de şu. Yani içeceği bana versin. Bu böyle olmuyor babacığım.
Sanki o yol kapanıyor komple. Hiç böyle olmuyor. Ne zaman ki bir şeyler unutuluyor, işte araya zaman giriyor, bir şeyler oluyor diye 3 sene sonra o içeceği sana veriyor. Bu bizim o düşündüğümüz, o hayal ettiğimiz şey. Biz kendi nefsimizle mi o yolu tıkıyoruz ya da ona tahakküm mü kuruyoruz? Neden olmuyor mesela? Ama düşünmediğimiz zaman bir şey gerçekleşiyor veya istemediğimiz zaman veya hayal etmediğimiz zaman. Sende öyle olmuş. Kimin eli kalktı oğlum? Efendim kimsenin üstadın rüyasında şunu şöyle yaptığı zaman ne tevhid ettirip zahire göre hükmedecek, üstadına söyleyecek, öyle yapacak. Efendim az önce buyurduğunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hani önce alıp gelin, Müslüman kardeşiniz intikamını alın gelin diye oradan Süleyman'dan günümüze gelirsek bugün az önce bahsettiğiniz Müslümanların onuru bugün günümüzde Müslümanların onuru ayaklar altında yerine birken Ehl-i Sufi'nin tasavvuf ehlinin bulması gereken yer neresi? Sonuçta herkes imamına tabi olacak. Tam sır insanı aldırttı mı? Efendim? Sır insanı aldırttı mı? Sır değil. Sır onun anladığını kendisi verdi mi? Öyle mi? Çok sevinme hali, çok üzülme hali, gaflet hali, günahta da geçerli. Geçerli. Günahında da aynı perde yırtılır. Yırtılır. Bir kimse normalde derviş inadına inadına günah kebaire doğru gidiyorsa perdesi yırtılır. Bunun bu noktadaki duruşunu... O kimse bunu o noktaya gelmeyecek. Sufi o noktaya gelmez. Geldiyse o zaman perdesi yırtılır, geriye dönüp helallaşması gerek. Evet. O yüzden nicelerinin dervişliği kalmaz. Bana söyler mi ne hocam sen böyle bir olsun diye? Söylemez de kimsenin ne o? Kusurları örtmekte gece gibi. O zaman o mu hissedecek böyle olduğunu? O kendisi değil. Bilmez mi insan ne halk işlediğini? Bilir de o kardeşin de kutlatılmadığını. İyi o söylüyoruz ya. Dervişliğin düşüyor. E söylüyoruz ya, perdeyi yırttığın zamanın kimsenin yırtılacağını. Günah-ı kebari kasıtlı işlemek. Günah-ı kebari işlemeyin diye bağırıyoruz. Aldanmasın, işlemesin. Düşmesin, sufilik yapacak ya. Davud Aleyhisselam'ın en davudu uyanık oluyor. O sufi zaten uyanık oldu. Bir uyarı, uyarı varsa zaten Sufi'ye zaten uyarı var. Burada kastettiğim şey göz göre göre kasıtlı yapması diyorum. Zina oldu, zina yapmanın haram olduğunu herkes biliyor mu? Evet. Ben nereye gidiyorum? Hiç mi için sızlamıyor? Hiç mi için titremiyor? Hiç mi kalbinde bir hüzün yok? Hiç mi kalbinde bir sıkıntı yok? Nasıl yaptın? Olur insan, hepimiz hata yapacağız, hepimiz günah işleyeceğiz ama olmazsa olmazlar var. 7 tane büyük günah kebair var örneğin. İşte Mekke'ye göre 24 tane büyük günah kebair var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin nakille Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah 7 tane günah kebair sıralıyor. Eyvallah. Ama Mekke'ye göre 24 tane. O 24 tane Mekke bunları sıralarken ayet hadisler ışığında sıralıyor. Bir derviş hem bunlar sufilik yapacağım diye uğraşırken öbür tarafta da göz göre göre bile bile kalbi çatlarcasına, gözü gönlü çatlarcasına günah kebair işler mi? İşler mi? İşler. O zaman işlerse gidecek diyecek ki ya ben yaptım yapacağımı. Ben yaptım diyecek. Yaptım mı?
Yani şeytan onu uçurmasın yani. Ama o kimse burada üstattan helallaşmayı şu noktadan koymuşlar. O kimse gidecek onunla helallaşacak ki nefsi törüşecek onun. Nefsi zelil olacak onun diye. Nefsi bir yerin dibine girecek onun. Aciziyeti tatacak, mahviyeti tatacak. Tülü deve gibi dolaşmayacak ortalıkta. Hem gidiyor melaneti işliyor hem bir de tülü deve gibi dolaşıyor. Yok onun tülü deve gibi dolaşma hakkı yok. Çünkü bir kısmı da dervişliğini kullanaraktan yapıyor bunu. Bu işin daha büyük handikapı. Yok. Hani bu şuna benziyor. Bir kimsenin çıkıp vaaz-ı nasihat edip bütün millete hadi getirin paralarınızı deyip parayı utup ondan sonra ütüp gitmesine benziyor. Böyle bir şey yok. Hani var ya Süleyman Aleyhisselam'ın hesabı. Güvercinin kanadı. Demiş ya güvercin. Bunun demiş ben demiş sufilik elbiselerinin çıkarılmasını istiyorum ki başka bir kardeşimizi aldatmasın. Sufilik elbisesiyle aldatmak kadar büyük bir şey yok. Burası yanlış. Bir sufi, bir derviş hakikat orucunu tutmadan nefis rahatlığı ve rahatlıklarında başarılı olur mu? Ya normalde o kimse muhakkak ki nefsiyle mücadele edecekse evet yani orucun bu manada sadece ağzını bağlamak değil, günah kebairlerden uzak durmanın olduğunu bilecek. Öğretmeye çalıştığımız o zaten. O yüzden diyorum, haramlarla beraber olmaz bu işte. Efendim, insan nefsinden kaynaları düşünmek istediğini görür. Defalarca görüyorsa aynı şeyi nefsinden görüyor. O normal defalarca görüyorsa nefsi ondan tat almıştır, görür. Orada onu bırakır. Orada çengelde askıda kalır. O kimse mesela işte şeyhimi görüyorum nasıl olsa dedi, orada kalır o. Hep şeyhini görür, çengelde askı, ileri gitmez o. Peki değişik görüyorsa? Yani... Ayrı mesele. Yani hemen hemen aynı şeylerin... O ayrı mesele, değişik görülebilir, olabilir. Ama her durduğu nokta bağırır. Yürüyecek. Yürüyelim arkadaşlar, ileri diyecek. Sekonda bir şey sorabilir miyim? Yani normalde efendim yani birkaç defa rüyada ya da halde yani kulaşmasında görmüş olduğumuz bir şey var. Yani ben mesela benim kardeşim 19 yaşında vefat etti. Bir sefer sana yani çok eski zamanda teyze yapmıştım sen. Ben onu efendim şu anki yaşındaki gibi yani 35 civarında gördüm. İşte kafası, yani bakış açıken ben de öyleyim, sakalımız var. Tavaf ediyoruz Kabe'yi. Efendim siz öndesiniz. Kardeşlerle birlikte yürüyoruz. İşte, sol tarafta Kabe'ye yakın tarafta semazenler dedim. Kabe'yi böyle tavaf ediyoruz. Biz de sizin yani komutan zeyişinizle esmalarla böyle tavaf ediyoruz. Kardeşin de orada. Evet efendim. O şekil yani birkaç defa gördüm ben. Yani bu benim hepsinden mi? Yok kardeşim, Kebeytullah'ın şekline, şemaline şeytan giremez. Orada Beytullah işin rumuzu. Beytullah orada işin hakikatinin ne olduğunu gösterir. Beytullah olmamış olsaydı, örneğin diyecektik ki olmadı. Beytullah'ın şekline, şemaline asla şeytan girmez. Bu hadis de sabittir. Anlatabilir miyim? Normalde Beytullah orada olunca işin hakikat kısmı orası. Efendim bir şey daha. Biz mesela efendim Mescid-i Nebevi tarafından Kabe'ye doğru gidiyoruz. Kabe'yi görüyoruz. Yine böyle kardeşlerle hep birlikte. Bir tane deve yüksek böyle heybet gibi okuyor efendim. Bir deve siz öndesiniz. Mehter gider gibi böyle. Bu şekilde yani Cehri Zikullah şeklinde gidiyoruz böyle. Olup böyle akıyoruz yani. O şekilde efendim birkaç defa o nefisten midir yoksa bu ne böyle bir hal midir yani? Biz Beytullah olanı şey yapalım. Evet.
Orada da Beytullah var. Tamam, o da doğru. Görüyoruz efendim, öyle gidiyoruz. O da doğru o zaman, sıkıntı yok. Bir kimsenin kendine nazarı vermesi, kendini mahvetmesidir. Bu şeyh de olsa kendini mahveder. Siz onu diyemiyor musunuz? Kendisini mahvetmesidir bizim yolumuz. Kur'an ve sünnettir. O yüzden bir kimsenin kendisini nazara vermesi kadar büyük handikapı olmaz. O yüzden bir Beytullah dediniz yani. Evet. Ölçü. Anladın? O bir sohbet esnasında burada herkese söylenmiştir. Bir kimsenin şeyhi mürşidi kamil olduğuna dair, mürşidi kamilliği ile alakalı, şeklinden şemaline gelinmeyeceği ile alakalı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber görülüyorsa, Beytullah'la beraber görülüyorsa, geçmiş peygamberlerle görülüyorsa, sahabelerle, pir efendilerle görülüyorsa bu delildir. Bu sohbet esnasında söylenir. Rüyalarda bir kimseye rüya anlatırken, o kimse orada işte şeyhini de gördüğünde bizim yolumuz bir geçmez. Bu insanı helak eder. Allah muhafaza eder. Biz Allah davetçisiyiz. Kendimize davet etmiyoruz şimdi. Kendimizi de bir şeyh olarak gördük. Allah bizi affetsin. Ben kendisini yani görmesi bir halde bir rüyada şeyhini görmesi kendisine delil mi? Delildir. Bir mürid için delildir. Şeyhini eğer normalde kendisi delilli gördüyse, mesela bir mürid için şeyhini Peygamber Efendimiz'e gördü, Beytullah'la beraber gördü, peygamberlerle gördü, sahabelerle gördü. Hani benim ve Raşid halifelerimin şekline şemaline şeytan giremez hadis-i şerifi. Bazıları demişler ki işte Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, ama demişler ki Raşid halife ebediyen olacak. O zaman zamanın kutupları, şeyhleri, velileri de bu Raşid halifelerden sayılır demiş. Ama bir kimse mesela bir toplulukta bir şeyh için, ondan sonra bir kimse için böyle işte Hazreti Peygamber Efendimiz söyledi ona tabi olun, işte şu söyledi ona şekline şemaline şeytan girmeyecek olanların böyle bir hitabı varsa rüyalarda, o delillidir, o ispatlıdır. O zaman bir kimse kendisi görmemiş olsa dahi başkaları gördüyse bu noktada ispat, delil noktasındadır. Delil noktasında olunca sufilikte delildir bu. Bir kimse kendince kendisi görmese dahi sahih kabul ettiği birileri böyle bir rüya hal gördüyse veyahut da çoğunluk böyle bir şey anlatıyorsa, bir düzen, bir düzmece değilse, o zaman o kimse kalben der ki evet tamam benim şeyhimin şekline şemaline şeytan giremez der. O zaman kendisi için ölçü olur. Peki o abim mesela az önce sordu, nefsinden görmek. Mesela insan dervişin böyle tereddüt etmesi doğruyu bulma noktasıdır. O yüzden normalde doğruyu bulma, mutmain olma noktasıdır. Bu da İbrahim Aleyhisselam diyor ya hani ya Rabbi sen bizi tekrar dirilteceksin. Ben buna iman ettim ama gönlüm mutmain olmak istiyor. Dervişin mutmainliği araması bu yoldan haktır. O yüzden derviş mutmainliği arar. Rüyasını anlatması da onun tevil ettirmesi mutmainliği aramasından dolayıdır. Kalbi mutmain olmak ister. Yani benim gördüğüm hakikat mi değil mi diye. O dervişin gördüğü rüyada hakikat rumuzu var ise ona dersin ki evet senin gördüğün rüyada bu hakikat rumuzudur. Gördüğün rüya hakikatten sana bir perdedir, bir penceredir. Hakikatten sana bir ilhamdır. Ben şimdi kısa kestim, kapalı kestim. Kardeşini öyle görmesi aslında, şimdi meseleyi açayım o zaman. Ben şimdi böyle şey yapmadım, kısa kestim, aydın havası olsun diye. Kardeşi derviş değildi. Şimdi böyle daha açıkça söyleyeyim. Kardeşi derviş değildi ama yolun hakikati, yolun maneviyatı, yolun nuraniyeti kardeşini de yolun içine almış. Bu bir himmet, bu bir şefaat. Kardeşini de yolun içerisine almış, kardeşini de dervişlerin içerisine almış. Bu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin mübarek sözü. Der ki Geylani Hazretleri biz kümesiyle himmet ederiz ona der. Kümesinde ne varsa. Kümesindeki tavuğa kadar der hatta. O yüzden bu yolun hikmetidir. Bir kimse
iyi bir dervişlik sergiler, iyi dervişlik yaparsa etrafındaki bütün herkes ondan faydalanır. Derviş olmasalar bile. Şüphe etmesi yani şüphe değil bu. Mutmain neye olmak istiniz? Mutmain olmak istiniz. Peki mesela bu şüphe değil. Bu normalde inanıyor ama o inandığı şey tasdik edilmesini istiyor. Anlatabildim mi? Ona inanıyor kimse. Ona imanı var. Evet, imanı var. Ama ne olacak? Mutmain olacak. İbrahim Aleyhisselam dediği gibi sen diyor bizi yeniden dirilteceksin. Ben buna inanıyorum, iman ediyorum. Ama diyor kalbim mutmain olmak istiyor. Nasıl yapacaksın bunu? İman eksikliği değil. Peki efendim mesela işte mesela doktorun özünü söylediği gibi hani insanın böyle sıkıntılı halde olur. Bu hallerde mesela yine halk çok fazla, işte dağıtlı tanı. Bu hallerde mesela görememesi üstadını, göremediği zaman pişman olması. Hani ben işte günaha daldım, o yüzden göremedim. Gafletten, evet. Gördüğü zaman da hamd etmesi, o hale takılıp kalmak. Orada takılıp kalmayacak, yürüyecek, devam edecek. Ya bu hali görememek onun bir şey mi, vartı olur mu? Vartı. Vartı ama o vartı da kalmayacak, devam edecek. Hocam, hani Hazreti Ömer, sahabe efendimize münafıkların listesi verildiği zaman... Huzeyfetül Yemaniye. Hazreti Ömer'in peşinden gidiyor yani, söyle bana bölüm ismin. Bunların içinde var mı? Bayağı da uğraşıyor. Ağlıyor. Yine öğrenemiyor. Şimdi hoca... Öğreniyor. Öğreniyor mu? Sonunda diyor. Sen yoksun ya Emre. Yani hoca Hazreti Ömer Efendimiz bile bu şeye düşüyor. Bazen işte sohbetlerde veya bir yerde şimdi mesela bahsediliyor işte yolun atıyorum haini veya işte münafık bu şekilde. Yani biz ki yani hiçbir şeyken Hazreti Ömer Efendimiz'in de böyle hissetmemizde vesvese midir bu yoksa yani acaba ben o hainlerin içinde miyim veya ya işte o bende var mı? Ben onlardan mıyım gibisinden? İnsanın bu noktada haf ve reca noktası durması met edilmiş. Yani bu noktada bir kancı olması iyi midir? Onunla? İyi tabii ya. Normalde acziyetini kaybetmeyecek insan. Mahviyetini kaybetmeyecek. Bu sufi için lazım. Gördüğüm şeyi anlatmaması, gördüğünüz şeyi anlatmak için yok mu? Yok. Anlatmak sıkıntı olur mu? Yok. Kendini yani küçük öpermesi bile bir şey burada. Niye? Tamam. Kesin böyle mi? Orada yani nefisle alakalı bir şey soruyorsam. Şimdi ben dedim ya işte tüm kardeşler ilgiliyor işte bir tane böyle müslüye bekle bir kişi yaptı. O efendim sağ olsun olarak düşünmek bir kişinin yani nefsinden midir yoksa? Yok. Orada efendim sağ olsun öyledir kalbe öyle bir his geldiyse. Zikirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı kendi teşrif ettiler ve Sicile'deki büyüklerimiz teşrif ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi maşallah zikir yaparken bu esnada geldi. Alnınızdan öptü dedi ki maşallah isminizi size hitap ederek dedi ki maşallah bu kadar cemaatli bir araya toplamışsınız. Size teşekkür mahiyetinde öyle güzel bir şey yaptı. Sizinle ufak muhabbet etti. Ve oradan parmağıyla şeyi gösterdi. Abdülkadir Geylani'yi gösterdi. Dedi ki kim ki gerçek anlamda kalbiyle inanarak ve isteyerek, yönelerek bu insandan ya Abdülkadir Geylani'den bir şey isterse Rabbim ona o yetkiyi vermişti. İnşallah ki istediği şey imkanlar dahilinde inşallah kabul edecektir dedi. Ve geçen hafta değil bir önceki hafta da ben Rıfai takkesini takmıştım. Rıfai Hazretleri yanıma geldi. Dedi ki bana sen dedi bu takkeden dolayı dedi benim gibi ayımı alacağım dedi sizi. Ondan sonra siz oradan geçtiniz, onun yanına geçtiniz, onun yanına dediniz ki bu dediniz dersini çekmiyor, ben burada dediniz kefil olmam. O esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve dedi ki, size seslenerek dedi ki, bu dedi dersini çekmiyor ama yani bir şekilde keşke dedi
herkes yani o daha önce şöyle bir öğüt vermişti. Dedi olman gerektiği gibi ol dedi o zaman. Daha önceki gösterdiği zaman. Dedi inşallah yani dersini çekemese bile eğer ki olması gerektiği gibi olursam inşallah dedi sıkıntı olmaz dedi o esnada. Ben de böyle boynumu büktüm tamam dedim. Bir sonraki hafta Kur'an Hazretleri geldi. Bu sefer Resulullah sallallahu tekrar geldi. O dedi ki Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir onlar vardı yanında. Benim yanımda başka diğer devamlı sohbete beraber gelip gittiğimiz arkadaşlar vardı. Onların yanındakiler her biri parmağıyla işaret etti. Sen dedi benim imamımdasın. Diğerine dedi ki sen de benim imamımdasın. Sen de benim imamımdasın. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh birini gösterdi. Arkadaşlarının yanında birini. Hazreti Ebubekir birimizi, Hazreti Ali birimizi gösterdi. Dedi sizin üzerinizdeki bazı haller değil, sizin tavrınız, sizin dönüşünüz, sizin şeyiniz bizim bize uygundur ve nazarımız sizin üzerinizdedir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evet dedi. Sonra da o şekilde bitti efendim. Derslerini çek. İnşallah efendim. Ama yani bu tembellik neden bilmiyorum ama bir türlü ısıma girmiyor ya da elime aldığım gibi bir şeytan bir şekilde derslerini çek. Ben dersin başında Geylani Hazretleri'ne bir münacatta bulunduydum da onun cevabını aldım diye. Kendi kendime sevindim aynı zamanda. Şimdi bu konuşma geçerken ben de babacığım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sesini duydum. Dersini çeksin dedi. Siz de üstüne dersine aynı kelimeyi söylediniz babacığım. Ben dedim ona ya nasıl olur dedim ya Resulallah dersini çeksin de. Dersini çekecek. Helalleşmenin yolu adabı nasıldır? Yani dervişliğine itibaren başlar hepsini tek. Helal olsun sana ne hakkımız varsa. Allah'a ben daha fazla olduğum özetlerimi geçmek istiyorum. Ben de helallemek istiyorum. Helal olsun Halit. Herkese hakkımız helal olsun. Biz bu dünyadan gider olduk. O yüzden hiç kimseyle bir hesabımız, kitabımız yok. Kendi nefsimizle de alakalı bir şeyimiz yok. Layık olmasak da alnımızdan öpmüş ya. Bir sefer tövbe şişesini kırsan da yine. Bu durumda bir sefer yolda iddialından helallik alması gerekir her seferinde. Bin bir sefer de olsa herkes. Her seferinde kardeşlerinden de alması gerekir mi? Yani varsa kardeşlerine karşı yanlış yaparsa olsa iyi olur. Örneğin yolda bir temsiliyeti varsa burada kardeşlerin üzerinde de bir sorumluluk. Her şey olur bu yolda. Adamı yolda durduğu müddetçe Cenab-ı Hak. Hepsinin hallerine. Helal olsun. Herkese helal olsun.
Anlat bakalım. Şimdi mahşer meydanı Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani geçen hafta ben de öyle görmüştüm. Bu hafta ben de böyle diğer peygamberlere hepsi boyun kırmış. Mahşer meydanında zikrullah ederek giderken Hazreti Resulullah böyle iki kolunu açtı. Bir kolundan cehri zikirler vardı, bir kolundan vafı zikirler vardı, döküldü. Diğer bütün peygamberler ümmetlerinin hayalinden içinde boyun kırmış olarak beklerken bütün zerrelerimiz de melekeler de zikrullah yaparken diğer melekelere karşı böyle şan ve şahmet içerisindeydiler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir karşıdan onun ümmeti böyle bir akın gibi ona doğru ilerlerken her bir dairede mesela siz büyük bir çiçeğin yaprakları gibi mesela siz böyle halaka halindeydiniz. Hep üstadlar, müşrik hanımlar. Onların içinde, kalbinde de onlara tabi olmuş gelmişler. Sufyan grupları vardı. Ama o sufyan gruplar üstadlarımın kalbindeydi. Üstadlarımın kalbindeydi. Hazreti Resulullah sanki her o çiçek tanesini yaprağına dolaşır gibi o mahşer meydanında binlerce üstad, binlerce onların gönlünün içerisinde alakalar kurmuş, dervişan zikrullah yaparken bizim size yaklaştı Hazreti Resulullah. Bizim sanki cemaatimiz çok aşka, muhabbetle zikir yapıyormuşçasına size yaklaştı. Bizim zikrimizin o aşkı, muhabbeti Peygamber Efendimiz'e çekti ve sizi alnınızdan öptü. O anda sizin kalbinizden bir kapı açıldı ve Peygamber Efendimiz'in kalbine doğru bir oradan bütün dervişan geçti. Sizin gönlünüzden orası da bir cennet bahçesi gibiymiş ama zahiren orada her insanın olduğu gibi Peygamber Efendimiz'in de gönlünde aynı üstadım orada vardı, dervişan orada vardı, Peygamber Efendimiz orada vardı. Hazreti Resulullah'ın kalbinden de gönlünden de bir yolculuk Allah-u Teala'ya doğru zikrullah yaparak o hay hay esmasını öyle yolculuk yaparak Hazreti Allah'a doğru yaklaştık. O hay hay esması uzandığı zaman ondan sonra arkından da hak vurduğu an böyle bir ışık süzmesi içinde böyle bir her şey kayboldu. Allah hayır versin. Evet, başka soru sorun. Efendim, Rüyam vardı. Soru. Efendim, Rüyam'da... Soru. Efendim, iş yerimizde ya da yakın dairemizde, akrabalarımızda olsun, bizim hani dini olsun, siyasal ya da sosyal düşünceleri kabul etmeyin, aşağılayın. Hatta mesela ben bu sarı yeşil diyorum, buna siyah diye karşı hiçbir düşünceyi kabul etmeyen insanlarla hukukumuz nasıl olmalı? Bu işte çalışmak zorundayız mesela iş yerinde. Devam edin, işine devam edin. Sen cahilleri gördüğünde selam de geç. Sükut edeceğiz. Hiç gerek yok. Eskiden beri ben iki seneden beri, iki buçuk seneden beri zikre gidiyorum. Zikir sırasında, zikre başladığım zaman zikir sırasında çok güzel kokular duyuyorum. Zikir bittikten sonra bu kokuları duyuyorum. Ama her zikirde hani çok güzel kokular duyuyorum. Bu hani Hanzala kafir oldu diyor ya Hazreti Ebubekir Efendimiz'e. O da diyor ki ne oldu? Vallahi diyor ben diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin huzurundan çıkınca diyor oradaki gibi olamıyorum. Aynı şey bende de var diyor. Gidiyorlar Hazreti Peygamber Efendimiz'e. O da diyor ya siz buradaki halinizi korursanız, muhafaza etseniz dışarıda diyor meleklerin size kanat gerdiklerini görürsünüz.
Buradaki halini dışarıda koruyamadığımız zaman. Sahibisine söylüyor. Kim bilir işaretçi ölürse cehennem ona haram olur diyor. Sahabeler diyorlar ki yar sorar diyorlar. Çocukların şefaati ona hak olur. Şefaati hak olur. Cehennem ona haram olmuyor mu? Şefaati hak olur. Oradan kadının birisi diyor iki tane ölen ya Resulullah. Ona da şefaat hak olur. Bir tane ölen ya Resulullah. Ona da şefaati, onun da şefaati hak olur. Ben yanlış anladım. Benim bildiğim o. Fatiha nasıl? Amin. Estağfurullah.